Jumbo. Yes. Tokyo. Yes. Sultan, o ağzın burnun ne sen? Ne yaptın sen? Sultan çok şey ya. Sen gel bana gel. Mesela bu kovadan çıkar ama başka bir şeyler olmaz. Sen bilmiyorum. Ya, şimdi bir de. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş arama sürecinde Antalya'ya geri dönmüştüm. İstanbul'da okudum üniversiteyi. Ahırımız boş olarak duruyordu. Babam zamanında besicilik yapmış 80'li yıllarda. Bir inek olsun, kendimize bakalım, hani boş geçirmeyelim vaktimizi diye düşünerek başlamıştık. Ama babam dedi ki, niye manda almıyorsunuz? Manda Türkiye'de sayısı çok azalan bir hayvan. Sütü de güzel, değerlendirmeniz lazım dedi. Öyle deyince mandayla başladık. İlk başta 11 mandamız vardı. 2019 yılında başladık. Şu anda 70'e ulaştı hayvan sayımız. Severek yapıyorum. Hani yakın çevrem yapamazsın diye düşünüyordu başlarda. Gelen müşteriler de hani şaşırıyor görünce bu işi yaptığımı. Ama ben çok severek yapıyorum. Hayvanları da çok seviyorum. Müşterilerin de memnuniyeti çok önemli. Sabahları 5-5.30'da sağımımız başlıyor. Hayvanların sağımı oluyor. Ondan sonra sütler paketleniyor. Buzağların sütleri veriliyor. Biberonla besliyoruz onları tek tek. Sonrasında yemleme yapıyoruz. Daha sonrasında hani altların temizlenmesi gerekiyorsa o gün içinde altları temizleniyor. Ondan sonra kendimize vakit ayırabiliyoruz az da olsa bir süre. Sonrasında gene aynı şekilde akşam rutini başlıyor. O da sabahı tekrarlar gibi oluyor. Hani sağım, yemleme, buzağları besleme. Koku olarak hani koku seni rahatsız etmiyor mu diyenler oluyor ama biz de çok alışıyoruz açıkçası. Kokuyu almıyoruz hani buradaki ahırda kendi ahırımıza girince. Hani hissetmiyoruz onu. Ya farkına varmıyoruz ya da kendimiz alışıyoruz bilmiyorum ama yani seviyoruz da hani hayvanları sevdiğimiz için o bize dokunmuyor.